Gerçekten nerede savaşacağımızı şaşırdık. Her cephede bir mücadele başlaması gerekiyor değerli izleyenler. Belediyeyi aile şirketine çevirenler mi istersiniz? Futbol Federasyonu'nda futboldan hiç anlamayan, yani spordan hiç anlamayan insanların heyette olmasından mı bahsedersiniz? Vesaire vesaire. Ancak bir yandan da yine çok önemli bir nokta var Türkiye'de. Maden işçileri Soma'dan, Ermenek'ten yürüyorlar Ankara'ya kadar. Zaman zaman önleri kesildi ama yılmadılar. Bir de arkalarına halkın desteğini aldılar değerli izleyenler. Örgütlenme dedik ya, birçok cephede savaşacağız ve örgütlenmemiz gerekiyor. İşte yayınımıza bu konuyla ilgili örgütlenme ve eğitim uzmanı Sayın Başaran Aksu katıldı. Hoş geldiniz Sayın Aksu yayınımıza. Hoş bulduk Eylül Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sayın Aksu, haftalardır her türlü engellemeye rağmen haklar için mücadele ediyorlar Somalı ve Ermenekli madenciler. Artık yeter dediler ama Ankara'ya kadar gidecek herhalde bu işin sonu, öyle görünüyor. Ve madenciyle yürüyorum etiketiyle birçok sanatçı da destek veriyor size. Süreçte nereye gelindi, neler olacak, haklı talepleriniz, haklarınız gerçekten yerini bulabilecek mi? Sözü size bırakıyorum. Bu direnişte, bu yürüyüşte nerelerdeyiz efendim? Ya şimdi iki farklı koldan yürüyoruz. İki farklı kolda, Ermenek ve Soma'da. Farklı sorunlar var. Tazminat meselesi ortak, ücret meselesi ortak, patronların Ermenekli olması ortak. Fakat çözüm süreçleri ve muhataplık düzeyleri farklı. Burada biz Soma kolunda doğrudan devleti muhatap alıyoruz. Çünkü bütün hukuki süreçleri tükettik. 14 yıllık bir öyküsü var mağduriyetleri, oluşmuş mağduriyetlerin. Türkiye kömür işletmelerinin muhataplığında bir sahada. Bir patron bu yıllara yayılan süre içerisinde işçilerin hem ölümüne neden olan bir iş sağlığı, iş güvenliği kurallarını ihlal etmiş. 33 işçi ölmüş. Bunların ölüm tazminatları, iş kazası, yaralanan yüzlerce işçi var. Sonra 8 yıl önce ocak kapatılmış. Oradaki 748 işçinin ücretlerini ve kıdem tazminatlarını ödememiş. Ve bu adam ticaret yapmaya, başka isimler altında işletmeler yapmaya devam edilmiş. Devletçe, siyasi mekanizmalarca korunmaya devam edilmiş. Bütün süreçler tüketildikten, bütün muhataplarla 50 defa görüşüldükten sonra son çare olarak Ankara'ya yürümeye karar verilmiş. Ermenek kolunda da yine Özbey ve Uyar ailesi, yani Soma'daki patronun da mensup olduğu ailenin farklı şirketleri yaklaşık 40 yıl boyunca oradaki aile, yani çalışan işçilerin, 450 civarında işçinin kıdem haklarına çökmüşler, gasp etmişler. Yani bunlar Umre'ye gidip gelmişler ki Soma'daki patronda benzer pratikleri var. Onlarca milletvekilini İzmir'den Umre'ye götürüp getirerek bu tarz mekanizmaları, himaye ilişkilerini oluşturmuşlar. Orada da 40 yıl boyunca dedesi, babası, oğlu tazminat alamamış ve bugün bir direniş başlayınca da, yani bizim sendikamıza üye olan işçilerin iki maden işletmesinde 7 aylık, 13 aylık maaşları için başlattıkları direnişin etrafına yöredeki tüm halk toplandı. Çünkü tüm halkı kesen bir ortak mağduriyet duygusu var. Ve bu mağduriyet duygusu da şimdi artık bu işin masası kurulmuşken, zemini oluşmuşken herkes de geçmişe dönük haklarını talep ederek bu direniş kervanının içinde yer aldı. İki tarafta da müzakere zeminleri oluştu defaten. Defaten boşa çıktı. Ama şimdi geldiğimiz safahatta Soma kolunda İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın almış olduğu bir müzakere inisiyatifi var. Bir kez yüz yüze, birkaç kez telefon yoluyla görüşme oldu. Biz Ankara'ya yürüyeceğimizi ilan ettiğimizde pazartesi günü için, dün bize Manisa Valiliği'nden saat 2'ye pazartesi günü için bir randevu verildi. Bu randevuya iştirak edeceğiz Manisa Valiliği'ndeki. Oradaki tabloyu göreceğiz. Ona göre de bu koldaki yürüyüş istikametimize bakacağız. Fakat pazartesi sabah itibariyle Ermenek kolumuz daha hareketli olacak. Gerginlik yükselecek orada. Çünkü orada arkadaşlarımız yürüme, fiilen iş sağlığı, iş güvenliği olmayan ocakların çalıştırılmasına dönük işverenin girişimini boşa düşürmeye dönük bir davranış içerisinde olacaklar. Çünkü valilik, hakemlik üstlendi 3 hafta. Tam biz çözümün oluşacağını düşündüğümüz anda son valilik görüşmemizde vali, ben bu insanların siyasi ilişkileriyle başa çıkamıyorum. Verdikleri sözü de bunlara tutmadılar. Yerine getirecekleri taahhütleri, söz verdikleri taahhütleri yerine getirmediler. Benim yapacak bir şeyim yok. Son bir deneme yapacağım ama
pazartesine kadar yetiştirebilirsem size dönerim demişti son görüşmede. Bu gerçekten durumumuz çok budur şu an bu acıtıcı ama bir söz değil mi yani? Direnişin etrafında yani iki koldan Ankara'ya olan yürüyüşümüz değişik müdahalelere uğradı, değişik sahalardan geçti. Ama kamuoyu desteğini inşa ede bugüne geldi. Bunun nedeni orta sınıflarda da, eğitimli kesimlerde de, esnafta da ekonomik krizin ve pandemi koşullarının yaratmış olduğu ciddi bir huzursuzluk ve belirsizlik, geleceksizlik duygusu var. Toplumun işçi sınıfına ait kesimlerinde ise Türkiye'de ilk kez hissedilen bir açlık ürküntüsü var. Yani bu Türkiye yoksulluğu kanıksamış bir ülkeydi ama açlık ürküntüsü, açlık korkusu yeni bir korku. Dolayısıyla bu sınıfsal kesimlerin bu duygudaşlığı madencilerin direnişi etrafında, madencilerin kararlı, dik, haklılıktan doğan korkusuzluğu etrafında da bir duygusal ortaklık, bir ortak bir karşı durma iklimi doğurdu ülkede diye düşünüyoruz. Sanatçı dostlarımız, işte basından dostlarımız direnişin başından beri ilgi gösteriyorlar, arıyorlar. Yani doğrudan paylaşımlar dışı da dayanışma içindeler, duygularını iletiyorlar bize. Önemli bu madenciler içinde bu duygu iletimleri. Şu anki durumumuz budur. Şayet biz artık, çünkü beklenilecek durum 14 yıl, bütün siyasi mekanizmalar tüketilmiş durumda. Görüşülmedik yani başbakanla 4 defa, işte cumhurbaşkanıyla, bakanlarla, valilerle, kaymakamlarla, AKP'nin il ilçe başkanlarıyla işçi arkadaşlarımız defaten görüştü. Bir örnektir, Özbey ailesiyle ilgili Ermenek'te bu 40 yıl boyunca 50'nin üzerinde suç duyurusunda bulunmuş işçiler ama 40 yıl boyunca değişen savcıların hiçbirisi buradaki işçi arkadaşların bu insanlarla ilgili suç duyurularını işleme bile koymamışlar. Yani hukuk yok işçiler için, hukuk yok ezilenler için. Bu yeni AKP dönemiyle ilgili bir şey değil. Türkiye'de inşa edilmiş olan sermaye birikim süreci böyle vahşi biçimlerde insanları çalıştırıyor. Hem insanların kollarını, bacaklarını, gözlerini, ciğerlerini söküyor. Bir taraftan da insanların somut yasayla edinilmiş haklarını ellerinden çalıyor. Ve buna dur diyen, buna hayır diyen, buna isyan eden tek bir, bunu sahiplenen bir odak yok Türkiye'de ne yazık ki. Şimdi bizim yürüttüğümüz bu mücadele etrafındaki oluşmuş duyarlılık aslında böyle bir odağın olmayışına da işaret ediyor. Evet. Böyle bir muhatapsızlık, kimsesizliğe de işaret ediyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Aksu. Mücadelenizde, haklı mücadelenizde arkanızdayız, her zaman yanınızdayız. Yani siz dediniz ya, hukuk yok, adalet yok Türkiye'de, işçi için, mazlum için, hiç kimse için yok. Ama o adalet ve hukuk sağlanacaktır muhakkak. 13 ay, 17 ay maaşsız, maaş almadan, para almadan, evine ekmek götürmeden bu insanlar yaşadığı kıdem, ihbar hakları vesaire hepsi bir oldu artık. Türkiye tek yürek olarak sizin yanınızda. Yolculuk Ankara'ya kadar devam edecekse Ankara'ya kadar da sizinle olacağız. Zaman zaman da yine yayınlara bağlayıp sizinle paylaşacağız durumu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yayınımıza katıldığınız için.